Şimdi burada bir konuya daha değineceğim. O da özellikle üniversitede bu konuyu gerçi işleyeceğim ama burada da buna değinmek istiyorum. 18 yaş seçme yaşı. Değil mi? Öyle mi gençler? Daha önce seçilme yaşı neydi? 30'du. Mücadelemizi verdik. Bunu 25'e indirdik. Öyle mi? Şimdi diyoruz ki biz 25'i gelin 18'e indirelim. Sevgili kardeşlerim, şu anda ana muhalefet de MHP de buna karşı çıkıyor. Bakıyorsunuz bir tane MHP'li bir tarafına bir 18 yaşında gencimizi alıyor, bir tarafına da diğer gencimizi alıyor. Ve utanmadan, sıkılmadan o gençlerimizle dalgasını geçiyor. Ya bu ne demektir? Bu bir defa çok büyük bir seviyesizliktir. Yani benim dedem Fatih o yaşlarda bir çağı kapatıyor, bir çağı açıyor. Fatih'in nesli olan bizler diyoruz ki yok biz yapamayız. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir yanlış olur mu? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 12'sinde seçme ve seçilme yaşı 18'dir. 8 tanesinde seçme ve seçilme yaşı 21'dir. Diğerlerinde 25. Şimdi CHP ne yaptı? Baktı ki AK Parti ısrarlı. Diyor ki 21 yapalım. Yahu seçme en zor olan şeydir. Seçmede 18'i kabul ediyorsun da ve 18 yaşındaki insanı eğer bir suç işlese ona cezayı da istediğin gibi veriyorsun da niye ona seçilme hakkını vermiyorsun? Ve ufuksuzluk çok kötü bir şey. 18 yaşındaki insana seçilme yaşını verdiğin zaman her 18 yaşında olan bu yarışın içerisinde gelip de parlamento başkanı olacak veya parlamentoda şu görevde olacak, bu görevde olacak diye bir şey var mı? Bu bir yarış. Bu yarışın içinde kazanan olacak, kazanmayan olacak. Yani bu ülkede beni büyüklerim affetsinler. Yani 76 yaşında, 80 yaşındaki insanlar geldiler bu ülkenin yönetiminde bulundular, onlara eyvallah. Genç, dinamik, gece gündüz demeden koşacak olana hayır diyorsun. Ben gençlerimizi haklarına sahip olmaya davet ediyorum. Burada irade koymaya davet ediyorum. İşte bu ülkede 19. yüzyıldan bu yana üniversitelerde harç vardı. Bu harcı kim kaldırdı? İşte buyurun onu da biz kaldırdık. Ve şu anda 3,5 milyon üniversiteli biliyorsunuz bu yıl harç ödemeden üniversiteye girdiler. Bunu yapan iktidar AK Parti iktidarı. Bundan önce iktidara gelenler SHP'si, CHP'si, DSP'si, ANAP'ı, MHP'si. Sizler niye yapmadınız bunları ya? Aklınız neredeydi sizin? Bu gençliği niye düşünmediniz? Bizim derdimiz sizsiniz. Eğer gençler bizim umudumuzdur diyorsak biz onlar için yatıyor, kalkıyor, düşünüyor ve ona göre de adımlarımızı atıyoruz. Biz gençliğimize inanıyoruz. Gençliğimize güveniyoruz. Onlarla beraber de çok daha büyük adımları atacağız. İşte onun için 81 vilayetin tamamında artık ne var? Üniversite var.
Sevgili kardeşlerim, benim milletim bir şey isterse, bunun için harekete geçerse, hele gakkoşlar da bunu desteklerse önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Ve İstiklal Marşımızda ne güzel ifade ediliyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Evet, biz buyuz. Öyleyse bunun gereğini yapacağız. Sevgili kardeşlerim, sizleri bu duygular içerisinde gönülden, kalbi duygularla şahsım, tüm arkadaşlarım adına selamlıyorum. Ve gerçekten Elazığ Havalimanı'nı şu haliyle gördüm, iftihar ediyorum. Şu tesisleriyle gördüm, iftihar ediyorum. Artık Elazığlı da tüm okullarıyla, olimpik yüzme havuzlarıyla inşallah çok daha farklı bir geleceğe doğru emin adımlarla yürüyecektir. Ve ben gerek havalimanının, gerek olimpik yüzme havuzumuzun, gerek okullarımızın, üniversitedeki fakültenin, fakülte binalarımızın hepsinin gakkoşlara, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm emeği geçenleri huzurunuzda tebrik ediyorum, kutluyorum, hayırlı olsun diyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, Elazığ Havalimanı yeni terminal binası ve yapımı tamamlanan